Ekranda hacmini bundan önceki videolarda disk yöntemini kullanıp y'ye göre integral alarak bulduğumuz dönel bir cisim var. Bu videoda aynı cismin aynı hacmini kabuk yöntemiyle x'e göre integral alarak bulacağız. Elimizde bu iki eğri arasında kalan alan var. Eğrilerin biri y eşittir karekök içinde x, diğeri ise y eşittir x kare. Bunu x eşittir 2 dikey doğrusu etrafında döndüreceğiz. Eğrileri döndüreceğimiz aralık ise karekök içinde x'in x kareden büyük olduğu aralık olan 0 ile 1 aralığı. Haydi bakalım yapalım şu işi. Bunu adı üzerinde bir e, kabuk elde ederek yapmaya çalışacağız. Farklı bir renkle çizeyim. Tam burada bir dikdörtgen olduğunu düşünelim. Evet böyle. Genişliği dx olacak. Yüksekliği ise bu iki fonksiyonun farkına eşit olsun. Aynı dikdörtgeni buraya da çizmemi isterseniz buna benzeyen bir şey elde ederiz. Evet burada burada aynen bir kabuk gibi, bunun içi boş bir silindire benzediğini de düşünmek mümkün. Evet, aynen böyle. Bir genişliği de var ki bunu da dx ile tanımlıyoruz. Genişliğini de bu şekilde çizeyim. Evet, içini de biraz boyarsam daha iyi olacak bu dikdörtgeni. x eşittir 2 doğrusu etrafında döndürdüğümüz zaman buna benzeyen bir kabuk elde ederiz. Şimdi de bu kabuğun hacmini nasıl bulabileceğimizi düşünelim. Bunu daha önce de yapmıştık değil mi? İşe kabuğun üst kısmının çevresiyle başlamamız lazım. Çevreyi 2 pi çarpı yarı çap ile buluruz. O halde çevreyi bulmak için önce yarı çapın ne olduğunu bulmamız lazım. Bana bu uzunluğun neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu uzunluk x eşittir 2 ile buradaki x değeri arasındaki farka eşit yani yazıyorum 2 eksi x öyle değil mi? O halde yarı çap neymiş? 2 eksi x. Bunu bir de 2 pi ile çarparsak çevreyi bulmuş oluruz. Dairenin çevresi 2 pi çarpı r olduğuna göre bunun çevresi de 2 pi çarpı 2 eksi x'e eşittir. Kabuğun dış yüzey alanı için bu çevreyi ya da kabuğun çevresini diyeyim, kabuğun yüksekliği ile çarpmamız gerekir. Peki, kabukların yüksekliklerini nasıl bulabiliriz dersiniz? Yükseklik y türünden ifade edilen dikey uzunluğa eşittir. Üst sınır y eşittir karekök içinde x, evet alt sınırda ise y eşittir x kare var. O halde yükseklik karekök içinde x eksi x kareye eşit olur. Farklı bir renkle göstereyim. Mesela sarı olsun. Kök x eksi x kare. Bu durumda belirli bir kabuğun hacmini bulmak için de hemen not ediyorum. 2 pi çarpı 2 eksi x çarpı kök x eksi x kare. Evet, şimdi bu herhangi bir kabuğun dış yüzey alanına eşit. Hacim için bunu bir de genişlikle yani dx ile çarpmamız lazım. Cismin hacmini bulmak adına bu aralıktaki tüm x'ler için kabuk oluşturup dx'ler sonsuz derecede küçülürken yani sonsuz sayıda kabuk elde ederken limit almamız gerekir. Evet. Aralığımız neydi? x'in 0 ile 1 aralığında değişeceğini söylemiştik. Ve işte bu ifadenin neye eşit olduğunu bularak ekranda gördüğünüz cismin hacmini hesaplayabilirsiniz.